أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رسولنا محمد صلوات أهلاً geldiniz. Cenab-ı Hak adımlarınızı kabul etsin. Bakara suresinden ayet 229, 230 ve 231'deki talak ile ilgili bölümleri okuyacak ve üzerine biraz da fıkıh destekli tefsir yapacağız. Talak boşama demek çok önemli bir mesele talak konusunu her Müslümanın bilmesi gerekir. Nikahı nefes eder. Kadın hangi sözler ile boşanır? Hangi boşanmada geriye dönmek mümkündü, Hangisinde değildir? Bunlar gibi soruları hepimizin bilmesi lazım. İşte ben önemine binaen bu dersi talak konusunu ayırdım. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Önce ayeti kerimelere bakalım. Bakar suresi ayet 229 Et talak merratan. Boşama iki keredir. Fe imsakum bi ma'ruf ev tesihun bi ihsan. Bundan sonra ya iyilikle tutmak vardı kadını ya da üçüncü talakı verip ihsanla kadını salı vermek vardı. Ayet-i kerime 230 ben atlıyorum. Fen <Sessizlik> eğer erkek eşine ikiden sonra üçüncü talakı vermişse talak üçe ulaşmışsa fele tahillu lehu min ba'd artık bundan sonra o kadın o erkeğe helal olmaz hatta tenkihe zevcen gayra ta ki o kadın başka bir erkek ile evleninceye kadar fentallagaha kadın başka bir erkekle evlendi İkinci erkek de ikinci eşi de kadını boşadı. Fela cunah aleyhima en yetevaca. İşte bu durumda kadınla kadının birinci eşinin tekrar evlenmesi bir araya gelmesi onlara günah değildi. Demek ki erkek kadına üç talak vermişse o kadının o erkeğe bir daha helal olabilmesi için kadının başka bir erkekle evlenmesi o erkeğin kadını boşaması ve tekrar o kadının birinci erkek ile nikahlanması lazım. Tabi bütün bunlar iddet bekledikten sonra oluyor. Ayet 231 ve izâ dallaktumun nisa kadınları boşadığınız zaman Febelagne ecelehunne. Onlar da iddetlerinin sonuna ulaştıklarında boşanma iddeti üç aydı, üç hayız müddetidir. Fe emsikuhunne ya onları iyilikle tutun ev sarrihuhunne bi ya da onları iyilikle salarak. Şimdi bizler bu, bu dersimizde fıkı destekli bir tefsir yapacağız ben bu ayeti kerimelere arada bir döneceğim. Önce bir boşamayı, boşanmayı, talakı tanıyalım. Talak iki ayrılır. Bir, rici talak. İki, bayın talak. Bayın talak da kendi içinde yine iki ayrılır. Bayini sura, bayini kübra. Küçük bayı, Büyük bayın. Önce şu kavramları bir tanıyalım. Sonra 10 soruda talak meselesini anlamaya çalışacağız. Ricı talak nedir? Küçük bayın nedir? Büyük bayın nedir? Ricı talak erkeğin eşine seni boşadım. Sen boşsun. Benden boş ol gibi sözlerle vermiş olduğu talaktır. Gıcı talak. Peki küçük bayın nedir? Küçük bayın da erkeğin eşine git, çık, defol, cehenneme git, rahmini benden uzak tut, benden uzak ol, benden ırak ol, gibi kelimelerle vermiş olduğu talaktır. Küçük bay. Detaya geleceğim birazdan. Bir de büyük bayın var. Büyük bayın da erkeğin kadına üç defa seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım diye. Yani talak sayısının üçe ulaşmasıyla meydana gelen talaktır. Rici talak sen boşsun seni boşadım benden boş ol. Küçük bayın çık defol cehenneme git benden uzak ol benden ırak ol gibi kelimelerle yapılan talak büyük bayın boşadım sözünün üçe ulaşması. Peki rici talak ile küçük bayın arasında ne fark var? İkisi de boşama değil mi bunlar? Demek arada farklar var ki isimler farklı olmuş. Birinci fark şudur. Rici talakta hani boşadım benden boşsun boş ol gibi kelimelerle yapılan talakta niyete bakılmaz. Erkeğin niyeti ister boşama olsun ister boşama olmasın ister şaka yapıyor olsun boşama gerçekleşir talak meydana gelir. Ama küçük bayinde yani çık defol git baban evine git cehenneme git bir daha gelme gibi kelimelerle yapılan talakta niyet esastır. Erkek bu sözleri söylerken boşamaya niyet ederse boşama gerçekleş. Yok eşine çık git defol derken demesin de derken diyelim, yani desin manasına değil, demiş olsa, cehenneme git demiş olsa, ve bu sözüyle de eşini boşamayı kastetmezse, o zaman talak meydana gelmez. Demek ki birinci fark, rici talakta niyete bakılmaksızın, talak meydana geliyor, ama küçük bayında niyete bakılıyor. İkinci fark şudur, İkinci vak pek bilinmediğinde aslında erkek çok sıkıntıya girer. Erkek der ki eşine seni boşadım. Ne yaptı? Bir gıcı talak verdi. Sonra pişman oldu. Eşine dönmek istiyor. Nikah nasıl kıyılır bilmediği için de cami cami gezer. Bir imam bulup nikahını bir daha kıydırmak için. Halbuki yüce talak ile meydana gelen boşamada erkek kadına dönmek isterse tekrar bir nikah akdi yapması gerekmez. Kadına sana döndüm dese hatta sana döndüm demeyip de döndüğünü belirten bir fiilde bulunsa gidip eşine sarılsa nikah akdi kendiliğinden kıyılır. Demek ki rici talak ile eşini boşamış bir erkek eşine dönmek istediğinde yeni bir nikah aktine gerek olmaksızın eşine dönebilir. Eşine döndüğü an bir fiille ya da bir sözle nikah kendiliğinden akt olur. Ama küçük bayını meydana getiren sözlerle eşini boşamışsa o zaman... Yeni bir nikah lazımdı. Eşine dese ki mesela. Çık git defol dese. Cehenneme git dese. Ve bu sözlerden birisiyle. Eşini boşamayı kastetse. Küçük bayın meydana gelmiştir. Küçük bayın meydana geldikten sonra. Eşine sana döndüm dese. Ve de ona gitse sarısı. Nikah akti meydana gelmez. Demek ikinci fark. Vici Dönüş için yeni bir nikah akti gerekmiyor, ama bayın talakta gerekiyor. Üçüncü fark da şudur: Rici talakta erkek eşine seni boşadım dedi. Eşine dönmek istediğinde eşinin rızasına bakılmaz. Eşi onunla evlenmek istemese dahi erkek eşini sana döndüm dediğinde nikah kıyılmış olur. Ama eğer küçük bayın ile boşanmışsa yani cehenneme git der iken boşanmayı kastetmiş ve bayini sura meydana gelmişse erkeğin bir daha eşine dönebilmesi için kadının rızası şarttır. Kadın razı olmadan yeni bir nikah akdi yapılmadan erkek eşine dönemez. Demek rıcı talağı öğrendik. Rıcı talak erkeğin eşine seni boşadım. Benden boşsun, boş ol diye yaptığı talaktı. Neymiş birinci özelliği? Bu talakta erkek eşine dönebilir döndüm dese nikah hemen o anda kıyılır. Kadının erkeğin dönmesini engel olabilmek gibi bir hakkı da yoktur. Ama bayın talak öyle değil. Bayın talakta adaki nikah tamamen fes olur. Bayın talak hangi kelimeler bir daha dikkat edelim. Yici talakta kelimeler açıktır, Boş Boşadın benden boş ol boşan efendim. Ama bayın talaktaki kelimeler kinayelidir. Çık, git, babana git, annene git, cehenneme git, benden ırak ol, gözüme gözükme gibi. Bunlar kinayelidir. Yani her iki manaya da gelebilir. Boşanmak kastı ile söylenebilirken azar için de söylenebilir. Bu yüzden ada böyle bir fark var. Eğer rici talak, rici talak, boşadım sözü, bir, iki veya üçe ulaşırsa, yani bir, iki, üç olursa artık bayini kübra denilen büyük bayin meydana gelir ki artık erkeğin bir daha eşine dönmesi mümkün olmaz. İşte şu ayet kerimeye bakalım o zaman. Fe'in talla daha eğer erkek eşini boşarsa Fela tahillu min ba'du hatta tankiha zawjan gayra. O kadın başka bir erkekle evleninceye kadar. So başka erkek eşini boşayıp bu kadın bu erkekle evlenmeye razı oluncaya kadar birinci eş kadına kadın da ona haramdır. İşte o zaman bu buradaki talak hangi talak? Bayını kübradır. Bayini kübradır. Peki ricitalak talak bayine döner mi? Bayine döner. Bu ayet-i onu anlatıyor. Bir kimse eşine dese ki ben seni boşadım. Bir talak meydana geldi. Hangi talak? Rici talak. Erkek eşine dönebilir. Döndüm der ona sarılır nikah akti kendiliğinden kıyılı iki boşama hakkıyla hayat devam eder ama eğer erkek kadına üç iddet içinde dönmezse o zaman o ricitalak küçük bayine döner küçük bayin olunca ne olur Artı nikah tamamen fes olur Artık kadının rızası olmadan ve yeni bir nikah akti olmadan kadın ve erkek yan yana gelemez. O zaman şu ayeti kerimeye bu izahla bakın. Ve izâ dallaktumun nisa eşlerinizi boşadığınızda ne <laughs> ecelehunne ve onlar iddetlerinin sonuna geldiğinde. Ne yapacaksınız? Femsikuhunne bir <laughs> ya onlara dönün, iyilikle dönün. Ev sarrihunne bi ya da onunla iyilikle bırak. Zaten iyilikle dönüş olmazsa bir daha talak vermese bile bir daha talak vermese bile o rıcı talak küçük bayına dönmüş olur. Kadın küçük bayın iddetini bekledikten sonra başka bir erkek ile evlenebilir. Peki bayın talak başka ne zaman meydana gelir? ...şu zaman meydana gelir... ...erkek boşamayı... ...küçük ve büyük bir şeye benzesi... ...dese ki seni dağ gibi boşadım... ...bayın talak meydana gelir... ...erkek talakı kötü bir şeye benzesi... ...dese ki seni en kötü talakla boşadım... ...küçük bayın meydana gelir... ...erkek kadını... Zifaftan önce boşası. Deşe ki, dese ki sen boşsun. Küçük bayın meydana gel. Hatta bazen soğukluyor. Mesela erkek ve kadın işe nikahlanmış. Nişanlılık olmuş. Nişanlılık atılacak. Anlaşılamıyor. Bazen soğuyorlar. Diyorlar ki bana hocam nasıl boşayım? O anda dese ki eşini seni üç talakla boşadım. Arada bir nikah olduğu için zifaf olmasa da üç talak mahalline yani nikahı elinde olan kadına verildiği için büyük bayın meydana gelir. Hani ondan sonra taraflar pişman olup bir araya gelmeye çalışsalar da artık mümkün olmaz. Ben diyorum üç talak vermesen madem boşanıyorsun tek talak ver de ki eşine seni boşadım. Seni boşadım sözü gıcı talaka aitti. Ancak eğer kadınla zifaf olmamış ise seni boşadım sözüyle meydana gelen talak gıcı talak değil bayın talaktı. Yani o sözle ağınızdaki nikah aktı kopmuştu. Artık sen gıcı talakta olduğu gibi sana döndüm desen dönemezsin. Niye? Küçük bayın, bayın, meydana geldi. Zifaf olmadığı için. O kız başka bir erkekle evlenebilir. Ama oldu ya adan zaman geçip çünkü bazen oluyor. Bir hırsla öfkeyle nişan atılıyor. Tekrar bir aya gelinmek isteniyor. Tekrar bir aya gelinmek icap ederse yine iki talak hakkıyla bir daha nikah kıyarsınız ve nikaha devam edersiniz üç talakı verdikten sonra bir daha dönüş yoktu. Şimdi talakı ana hatlarıyla öğrendik. Rici talak, küçük bayın, büyük bayın. Şimdi on tane sorunun cevabını bulacağız. Ve her soru ana hatlarıyla öğrendiğimiz işte bir bilgiye denk gelecek. Bir sorumuz şu merak edenler için. Talak meselesi değil ama bence önemli bir konu. Nikah ibadet midir değil midir? Nikah ibadet midir değil midir? Şafi mezhebine göre nikah ibadet değildir. Onlar der ki nikah iki sebepten dolayı ibadet değildir. Birincisi eğer nikah ibadet olsaydı nasıl ki kafirin ibadeti kabul edilmiyor. O zaman nikahı da kabul edilmemesi lazımdı. Halbuki kafirin nikahı geçerlidir. İki, ibadet Allah için olur. Halbuki nikahta şehvetin ve nefsin tatmini vardır diyor. Şafiler. Ancak Hanefiler ve Cumhur diyor ki, nikah ibadettir ve nafile ibadetten de faziletlidir. Şafilerin iki görüşünü şöyle cevap veriyorlar. Bir, cami yapmak ibadettir. Lakin cami bir kafir yapsa kafir için ibadet sevabı yazılmaz. Kafir cami yaptığında cami yapmanın kafir için ibadet olmaması Müslüman için de olmamasını gerektirmez. Nikahta böyledir demişler. Kafir nikahının ibadet olmaması Müslümanın nikahının ibadet olmamasını netice vermez. Yani fakirler de ne kadar zekiymiş değil. İki, Şafir'e cevap veriyorlar. İbadet Allah için olur. Nikahda şehvet nefis vardı demişler diye. İki, nikahta Allah'ın rızası da vardı. Çünkü kişi nikah sayesinde zinaya düşmekten ve günahtan korunur. Nikah adeta günah ile arasında bir kalkan olup ve kişi zinaya düşerim de Rabbimin rızasını kaybederim niyetiyle nikaha teveccüh eder. Bu nikah onun için ibadettir. Biz Hanefi'yiz. Demek ki nikah Hanefi'yle ve Cumhur'a göre ibadetmiş. Ben bunu genel bir bilgi olsun diye söyledim. İkinci sorumuz şarta bağlı talak. Bu en çok olan talak. O kadar çok ben dinledim ki bu talağı. O kadar çok. Şarta bağlı talak şu. Erkek eşine kızıyor. Diyor ki: "Bir daha babana, annene git benden boz." Sonra 3-5 gün sonra aklı başına geliyor. Diyor ki: "Şimdi annene gidebilirsin." Şarta bağlı bir talakta, şarta bağlı bir talakta. Talakın meydana gelebilmesi için şartın tahakkuku gerekir. Hatta ben bir kısayla anlatayım bunu. Harun Reşit eşine demiş ki güneş doğuncaya kadar güneş doğuncaya kadar topraklarından çıkmazsan benden üç talakla boşsun. Adam 5-10 dakika geçmiş aklı başına gelmiş. Padişah topraklar, uçak yok, araba yok. Kaç sabahta topraktan çıkabilir? Şarta bağlı bir talaktı. Eğer eşi Güneş doğuncaya kadar Harun Reşid'in hükmettiği topraklardan çıkamazsa talak vuku'a gelir. Eyvah! Yanmış Harun Reşid. Hemen gitmiş İmam Ebu Yusuf'un kapısına. İlim kadar kıymetli bir şey yoktur yani. Demiş ben bir halt işledim ama sen bundan beni kurtar. Ne yaptın? Ben dedim ki eşime... Güneş doğuncaya kadar topraklarımdan çıkmazsan benden boz. İmam Ebu Suf demiş ki eşin camiye gitsin. Vennel mesaci delille antikermesini okumuş. Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. Meşci senin mümkün değildir. Eşi camiye gitmiş. Güneş doğuncaya kadar orada kalmış. Tekrar evine dönmüş. Yani güneş doğuncaya kadar Harun Reşid'in memleketinden çıkmış. Bilgi böyle bir şey. Şimdi konum şarta bağlı talak. Erkek dese ki eşine bir de babana gidersen benden boşsun. Dükkanımı açarsam eşim benden boş olsun. Böyle dedi. Bak mesele şu hata şurada. Erkek zannediyor ki ben artık babana gidebilirsin dediğimde Şart ortadan kalkmış ve yemin çözülmüş. Böyle zannediyor. Kardeşlerim kalkmıyor. Şarta bağlı bir talakta artık erkek rızasıyla şartı kaldıramaz. Bu bir yemin gibidir. Yani erkek kadına babanın evine gidersen benden boşsun dese, pişman olup ben bu sözümden vazgeçtim dese dahi bu söz düşmez. Bu şart bozulmaz. Ne zaman kadın babasının evine giderse ya da şart neyse ne zaman o şart yerine gelirse talak vakı olur. Ben böyle bir tanıştım mesela. Bana meseleyi anlattılar. İkide bir eşine baban evine gidersem benden bozsun diyor. 3 gün sonra tamam gidebilirsin o kadın gidiyor. Şimdi kadın gitti. Ne meydana geldi? Benden boşsun dedi ya. Rıcı talak meydana geldi. Birci talak. Gitti geldi. Eş ona sarıldı. Ne oldu? Nikah. Bir daha kıyıldı kendi kendine. Rıcı talak ya bu. Bir daha söylüyor. Kadın bir daha gitti sonra. Pişman o gidebilirsin dedi. Gitti. Yine ikinci talak meydana geldi. Kadın döndü. Rıcı talak ya nikah akdi istemiyor. Kadına bir daha sarıldı. Nikah akdi Tekrar efendim vuku geldi. Bir daha yemin edip eşini gönderdiğinde, eşi de oraya gittiğinde üçüncü talak meydana gelmişti. Bayını kübradı. O kadının bir daha eşine dönmesi mümkün değildi. Allah ver. değil. Allah akber. Peki bu adam ne yapıp kurtulabilir? Ancak şunu yapıp kurtulabilir. Eşini bir talakla boşar. Der ki seni boşadım. Yüce talağı verdi. Üç iddet boyunca eşine yaklaşmaz. Üç iddet sonra ıcı talak neye döndü? Küçük bayına döndü değil mi? Ad Adel nikah tamamen kalktı. İcitalak talak da nikah devam ediyordu. Ama küçük bayında bağ tamamen kalktı. Bağ kalktı. Kadın işte babasının evine o anda gider. Bağ kalktığı için, bağ kalktığı için Babasının evine girdiğinde erkek ona sahip değil ki arada bir nikah bağı yok ki boşanmak meydana gelsin. Kadın eve girdiğinde yemin çözülür. Ama erkek kadına o anda malik olmadığı için talak vaki olmaz. Yani kayda şu. Talakın meydana gelebilmesi için mülkiyet şarttır. Ağımda nikah olmayan bir kadına seni boşadım desem boşanma gerçekleşir mi? Ona mal değil ki? Talakın vukua gelebilmesi için mülkiyet şarttı. Ama yeminin çözülebilmesi için mülkiyet şart değildi. Yeminin çözülebilmesi için şartın yok olması için mülkiyet şart değildi. Bu sebeple küçük bayın meydana geldiğinde Şart koşulan şeyi erkek yapar. Mesela erkek dese ki dükkanımı açarsam eşim üç talakla boş olsun. Üç talak verdi. Yani tek talak olsa açar. Tek talak meydana geldi. Döner ona sarılır. iki hakla devam eder. Ama üç talak şartı verdi. Dükkan ne zaman açarsa üç talak meydana gelir. Ne yapmalı? Eşine seni boşadım demeli. Üç iddet beklemeli. Üç iddet sonra kadının talakı küçük bayine dönmeli. Küçük bayine dönmeli. Küçük bayine döndükten sonra da ağdaki bağ tamamen kalkar. Hatta Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde küçük bayına döndükten sonra da yani üç iddet daha beklemelidir. Kadın iddetini tamamlamalıdır. Üç mezhebi tamamlamaya gerek yoktur mülkiyet kalkmıştı. Adam dükkanını açtı. Üç talak vaki olmadı. Niye? Çünkü kadına o anda malik değil. Adaki talak küçük bay. Küçük bay. Ama yemin çözüldü. Çünkü yeminin çözülebilmesi için kadına malik olmak şart değildi. O zaman soru ve cevabı bir daha naklediyorum. Şarta bağlı bir talakta şart gerçekleştiğinde talak meydana gelir. O şartı ne yapıp yok edebiliriz? El cevap erkek eşini bir talakla boşar ya da isterse küçük bayini meydana getirecek çık defol gibi bir sözü boşamak kastıyla söyler. Küçük bayın iddetinin bitmesini bekler. İddet bittikten sonra artık ağdaki nikah akti tamamen kaybolmuştu. Gidip dükkanını açar. Kadına malik olmadığı için üç talak meydana gelmez. Ama yeminin çözülebilmesi için kadına malik olmak şart olmadığından yemin çözülmüş olup dükkanı açtıktan sonra bir daha döner. Eşiyle nikah kıyıp evliliğe iki hakla devam eder. Üçüncü sok. Sarhoşun talakı geçerli midir? Sarhoşun talakı. Cumhur'a göre geçerli. Dört mezhebin cumhuruna göre geçerli. Şimdi bir kimse tedavi niyetiyle bir ilacı içse, tedavi niyetiyle, o ilaç onu sarhoş yapsa, aklı başından gidip eşini boşasa bu talak geçersizdir. Çünkü o tedavi olmak isterken sarhoş olmuştu. Ama eğer içki gibi sarhoşluk veren bir haramı iradesiyle içip sarhoş olup eşini boşarsa onun talakı geçerlidir. Çünkü o sarhoş olmaya rızasıyla kendi iradesiyle efendim sağış olmayı kabul etmişti. Yaptığı günahın cezası olarak verdiği talak geçerli kabul edilir. Allah Allah. Peki ikinci bir görüş var mı? Var. Hanefilerden İmam Züfer, İmam Kerri, İmam Tahavi, Şafilerden İmam Müzeni, Hazreti Osman, Hazreti Osman, bu alimlere göre, bu alimlere göre sarhoşun talakı geçerli değildi. Yine demek ki sarhoşun talakında yani İmam Züfer müştehit de bunların hepsi Hanefi mezhebinde. Yine taklit edilebilecek bir imam var. Ama cumhur, cumhurun görüşüyle amel etmek isteyen bir sarhoş olursa talakı vermişse bu da üç talaksa artık eşine dönmesi mümkün değildir. Allah muhafaza etsin. Dördüncü sorumuz bazen erkekle kadın nişanlanıyor. Tabi birbirlerine hediyeler veriyorlar. Nişan bozulunca verilen hediyeler alınır mı alınmaz mı? Bu da bir mesele. Bu da bir mesele. Ben uzun zaman belki 7-8 sene birkaç radyoda hep böyle soğu cevap fıkı yapmıştım yani. Bunlar talakla ilgili sorulan sorular. Nişanlıların birbirine vermiş olduğu hediyelerin fıkıhtaki adı hibedir. Hibe. Hibeye hangi hükümler uygulanıyorsa nişanda verilen hediyelere aynı hükümler uygulanır. Hibeden dönmek caizdir. Ancak eğer hibe edilen mal yok olmuşsa. Ben birisine bir koyun verdim. Hibe ettim. Hibeden dönmek istedim ama adam koyunu kesmiş, yemiş. Hibe edilen şeyin yok olması hibeden dönmeye engeldir. Koyunun parasını alamam artık ondan. Hibe yok olmuştu. Başka hibede bir fazlalık meydana gelse. Mesela birisine biz bir kumaş hediye ettik, hibe ettik. O kişi de kumaştan elbise yaptı. Ne oldu hibede? Bir fazlalık meydana geldi. Biz bir kişiye e, tarla hibe etmiştik. O kişi tarla ağaç çekti ya da ev yaptı. Hibede fazlalık meydana geldi. Hibede fazlalık meydana gelmesi de hibeden dönmeye manidir. Niye? Çünkü hibeden dönüş olursa o zaman hibe edilen zarara sokulmuş olur. Biz ona bir tarla vermiştik. E, hibeyi alan içine ev yaptı, içine ağaç yaptı, emek sarf etti. ...o tarla hibe edilene dönerse... ...hibe edene dönerse... ...hibe edilen zarar görür. İşte bundan dolayı... ...demek ki hibenin yok olması. İki, hibedeki fazlalık dönmeye manidir. Ama hibe edilen şeyin azalması... ...dönmeye mani değildir. Niye? Çünkü bu durumda hibe edene bir zarar verilmemiştir. O zaman nişanlılar... Bakarlar çikolata vermişti, yenilmiş, dönemez. Kumaş vermişti, elbise olmuş, dönemez. Altın takmıştı, eğer altın hala mevcutsa onu alabilir. Ama karşı taraf altını bozmuş ve harcamışsa onu da alamaz. Demek ki nişanlı tarafların birbirlerine vermiş olduğu hediyeler, hibe hükmündeymiş. Hibe ile hibede geçerli olan hükümler o hediyelerde geçerliymiş. Beşinci sorumuz bu da laibin boşaması. Laib oyun oynayan kişi demek. Mesela bir kimse perdenin arkasında olan kişiyi kendi kız kardeşi zannetse ve dese ki seni üç talakla boşadım. Perdeyi açsa baksa ki eşiymiş. İşte bu kimse fıkıhta laib denmiş. Yani oyun oynayan kişi eşini boşama niyeti yok. Oyun niyetiyle iradesiyle üç talak veriyor. Kardeşim fıkıta laibin boşaması geçerlidir. Sebebi şudur. Her ne kadar boşanmaya razı olmasa da boşama sözünü iradesiyle söylemişti. Eşini boşamaya razı olmaması talak sözünün hükmünü değiştirmez. Ve subhanallah değil mi? Başka bir mesele altıncı sorumuz. Bir kimse zifaftan önce eşine dese ki sen boşsun. Sen boşsun, sen boşsun. Kaç talak meydana gelir? Üç talak meydana gelir mi? Niye bir talak meydana gelir? Güzel. Bir talak meydana gelir. Sebebi şudur. Erkek kadına sen boşsun dedi. Zifafa girmediği kadını. Birini sen boşsun ile küçük bayın meydana geldi. Nikafes oldu. Bir daha sen boşsun dese erkek, e, kadına malik değil ki onu boşayabilsin. Ama şöyle olsa erkek zifafa girmediği kadına üç talakla seni boşadım dese o zaman üç talak meydana gelir. Niye? Çünkü üç talağı aynı anda nikahında olan kendisine malik olduğu kadına vermiştir. Bakın ilginç bir ufak bir daha tekrar edelim. Erkek zifafa girmediği kadına sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun dese tek talak meydana geliyor. Sebebi çünkü birinci talakla küçük bayın meydana geldi. İkinci ve üçüncü talak mahalline isnat edilmediği için vukuğa gelmedi. Ama eğer derse ki seni üç talakla boşadım Üç talağı da malik oldu. Nikahındaki kadına verdiği için o zaman üç talak meydana gelir. Yedinci sorumuz. Şöyle bir boşamı olsa. Erkek kadına dese ki seni bir talağın onda biriyle yüzde biriyle boşadım. Talak meydana gelir mi? Evet talak meydana gelir. Çünkü alimler demişler ki talak parçalanamayan bir bütündür. Onda birini yüzde birini vermiş olsan yine tamamını vermişsindir. Demek ki onda bir, yüzde bir, üç yüzde bir gibi boşamak, boşamadı talaktır. Bununla bir talak meydana gelir. Sekiz, bu da önemli. Mürtedin talakı mütet mütet dinden dönen kimse bir kimse dese ki bir kimse dese ki faiz helaldir ne oldu bu kimse İslam'ın açık bir hükmünü inkar ettiği için küfre girdi sonra eşine dönüp dese ki seni boşadım acaba boşanma gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Bu niye önemli? Şundan önemli. Adam geldi. Dedi ki ben eşimi üç talakla seni boşadım dedim. Bundan kurtuluş var mı? Birazdan gelecek. Bundan kurtuluş yok. Peki bu adam ne yapacak? Şuna bakılabilir. Acaba bu adam bu sözü söylemeden önce kendisini dinden çıkartacak bir fiili ya da bir sözü irtikap etmiş mi? Hanefiler demişler ki mütedin talakı kadının iddeti içinde ise geçerlidir. İddet bittikten sonra geçersizdir. Demek ki Hanefilere göre bir adam dese ki namazda olur mu canım? Dinden çıktı. Üç iddet boyunca biz üç ay diyelim. Eşine seni boşadım derse boşama gerçekleşir. Üç aydan sonra eşine seni boşadım derse boşama gerçekleşmez. Çünkü o dinden çıkmak ile adaki nikahı etmiştir. Bazen zaman zamanda şu sorunun da cevabı. Sorunun da cevabı. Küçük bayın iddeti bekleyen kadına talak verilir mi? Küçük bayın iddeti bekleyen iki ihtimalden birisidir. Erkek kadına seni boşadım der. Kadına yaklaşmaz. Üç ay sonra küçük bayın meydana gelir. Kadın iddet beklemeye başlar. Ya da erkek kadına defol çık git de Boşanmak niyetiyle küçük bayın meydana gelir. Kadın iddet beklemeye başlar. Yine üç mezhep demiş ki kadın küçük ban iddeti bekliyorsa erkek kadına boşama ve talak verse bu talak geçersizdir. Çünkü arada bir nikah bağı yoktu. Arada nikah bağı olmadığı için de talak vaki olmaz. Yine Annefiler demişler ki küçük bayın iddeti bitinceye kadar talak geçerlidir. Evet arada bağ olmasa da nafakası kocaya aitti evlenemez. Evden dışarı çıkamaz, süslenemez. Yani evliliğin bazı hükümleri devam ediyor. Küçük ban iddeti bittikten sonra artık talak geçersizdir demişler. Son sorumuz da şu. Üç talakı aynı anda vermek geçerli midir? Bir erkek eşini seni üç talakla boşadım dese boşama gerçekleşir. Burası çok önemli ehl sünnetin dört mezhebinde görüş aynıdır. Dört mezhebin. Sadece Şia'dan, İmamiye'den, yani Ehl-i sünnetin dışındaki ehl-i bid'a mezheplerden bazılarında üç tala geçerli değildir. Denilmiş ve maalesef şu anda televizyonlarda bu görüş bazen anlatılıyor. Bu görüş anlatılıyor. Üç talağı eşine veren kimse günah işlemişti. Çünkü sünnet olan boşamayı terk etmişti. Sünnet olan boşama nedir? Şudur. Erkek kadına seni boşadım da evden gider. Bir ay eşine yanaşmaz. Bir ay sonra bir daha gelip seni boşadım da ikinci talağı verir. Yine bir ay bekler. Bekleme sebebi eşler ayrı kalmışlardı. Belki hatalarını anlarlar. Evlilik devam eder. Ama olmadı. Erkek bir daha gelir. Seni boşadım der. Üç talak meydana gelir. Erkek sünnet üzere boşamayıp. Üç talağı bir anda verse. Üç talakla boşsun desin. Ya da üç defa peş peşe seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım dese meydana gelen talak bayini kübadık, büyük bayındı. Boşayan erkek günahkardı, günah işlemişti. Ancak talak geçerlidir ve bu dört mezhebin görüşüdür. Dört mezhebin görüşüdür. Ama çok ilginç, çok ilginç ne hikmetse ne hikmetse Türkiye'de Tam bunun zıttı fetva olarak naklediliyor. Tam bunun zıttı. Çok ilginç. Talakla ilgili bazen birisi geliyor. Geçen Almanya'dan bir erkekle bir bayan geldi. Adam eşine üç talak vermiş, bulamamış cevabını Pendi'ye gelmiş, onu bizim medeseye getirmiş. Dedim ki ben, dedim bana meseleyi anlatma. Ben bir tahta alayım, sana bütün talağı özetleyeyim. Yici talak, bayın talak, bayın suga, bayın kübuğa. Sen dedim meseleyi anla. Cevabını içinden kendin bul. Çünkü bana anlattıkların eksik olabilir. Ben de anlattığına göre bir fetva sana naklederim. Yanlış olur. Hatta tahtaya çizmiştim hepsini. Kardeşimiz fotoğraf makinesiyle tahtayı da ee, resmini çekti. Öyle gitti. Önemli bir meseleymiş bakın. Değil mi? On soru cevap talakı tanıdık. Bilmediğimiz birçok mesele çıktı.